Allah-u Teala için severiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil meleil ala ila yevmiddin. Allah sevilmeye en layık olandır. Allah bize sayısız iyiliklerde bulunmuştur. Bizi yoklukta bırakmamış, bir cansız, bir bitki, bir hayvan olarak yaratmamış, insan olarak yaratmış, en güzel organ veya duygularla donatmış, bizi yeryüzünde efendisi yapmıştır. Verdiği nimetler sonsuzdur. Saymakla bitiremeyiz. İçtiğimiz soğuk sudan, yediğimiz meyveden, gökteki güneşe kadar her şeyi hizmetimize veren Allah'tır. Bizi bin bir nimete sarıp sarmalayıp bir bebek gibi büyüten Allah'tır. En üstün olan Allah'tır. Bütün kemal sıfatlar Allah'ındır. Her türlü büyüklük, üstünlük, yüce Allah'a aittir. Elbette ilk önce ve en çok Allah'ı seveceğiz. Dört büyük kitap ve peygamberler. Tevrat Musa Aleyhisselam'a, Zabur Davud Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Allah-u Teala'nın sıfatları. Allah-u Teala'nın zatı ve sübütü olmak üzere iki türlü sıfatı vardır. Zatı sıfatlar bunlar altı tanedir. Vücut Allah'ın var olması, kıdem Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması, beka Allah'ın varlığının sonu olmaması, vahdaniyet Allah'ın bir olması, muhalefetin lil havadis Allah'ın yarattığı varlıklardan benzememesi, kıyam-ı nefsi Allah'ın varlığı bizzat kendinden olup başkasına muhtaç olması. Sübütü sıfatlar, hayat Allah'ın diri olması, ilim Allah'ın her şeyi bilmesi, irade her şeyi dilemesi, sami Allah'ın her şeyi işitmesi, basar Allah'ın her şeyi görmesi, kudret Allah'ın her şeyi yüceltmesi, kelam Allah'ın kelamı mahsus bir dil ile konuşması, tekvin Allah'ın dilediğini yaratması. Kabir insana günde beş defa şöyle seslenir. Ben yalnızlık yeriyim. Bana gelecek kişi Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kendine arkadaş edinsin. Ben karanlık yeriyim. Bana gelecek kişi namaz kılarak beni aydınlatsın. Ben altı üstü toprak olan kuru bir yerim. Bana gelen salih amel ile gelip yatağını hazırlasın. Ben yılan ve çiyen içinde barındıran bir yerim. Bana gelen bir tiryak ile gelsin. O tiryak Besmele-i Şerif okumak ve çok gözyaşı dökmektir. Ben Münkir ve Nenkir adındaki sual meleklerinin sual soracağı yerim. Bana gelen La ilahe illallah Muhammedun Resulü kelimesi onlara cevap verebilmek için çok söylesin. Muhammed bin Selef. Said-i Nursi Hazretleri'nin güzel sözlerinden. İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmış, belki bütün amellerini suretleri alınıp yazılı ve bütün fiillerin neticeleri müsabe için zapt edilir. Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan sarayda da olsa zindandadır, bedbahtır. Din hayatın hem nuru hem esası, ihyayı din ile olur şu milletin ihyası. Din, Kur'an ve sünnet bizim dinimizdir. Sevgili Peygamber şöyle buyuruyor. Dinin yok olup gitmesi sünneti terk etmekle başlar. İpin parça parça yok olduğu gibi din de sünnet azalı yok olur. Sakal bir dindir, bıyık bir dindir, takke bir dindir, Fakir Aleyhisselam örnek bindirdir. Kur'an ve sünnet bizim dinimizdir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzetini alır. Cennet uzu değil, cehennem de üzümsüz değil. Mümin kardeşini sever ve sevmeli,
Fakat fenalı için yalnız acı tahammül değil, belki de lüfete ıslah çalışır. Fena şeyler zihnen meşgul olmak da fenadır. Allah'a teslim olanla Allah kafidir. Size böyle nimet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatarsınız. Kaderi tekdik eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulmet ebediye kuyusudur. İnsan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla sefa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp gençlik hevatasına esir olmayıp gaflete boğulmamandır. Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil. İman hem nurdur hem kuvvet. Evet, hakiki iman elbet elde eder adam, kainata meydan okuyabilir. Nasihat istersen ölüm yeter. Ölümü düşünen hubbü dünyadan kurtulur ve ahirete ciddi gider. Şu kısa fani ömrünü fani şeylerle sarf etmek ki fani olmasın. Belki baki şeylerle sarf et ki baki kalasın. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.